abla? Rudra odasına mı gitti? Abla, sen de gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Ben babamın odasında yangın çıkardım, öyle mi? Hayır Paro. Ben böyle düşünmek istemiyorum. Bana abla diyen, beni sevdiğini söyleyen kızın benim evdekilerin hayatıyla oynadığını düşünemiyorum. O serserilerle dövüştün. Beni kurtardın ve her zaman koruyup kolladın. Hep yanımdaydın. Böyle biri... bu kadar korkunç bir şeyi... yapamaz. Ben buna inanmam. Ama hala merak ediyorum. Düşünüyorum ve cevap bulamıyorum. Tek bildiğim Su Nehri'nin seni gördüğü. O odayı nasıl ateşe verdiğini. O her şeyi görmüş. Su Nehri sana neden iftira atsın anlayamıyorum ki. Paro, ben onu küçüklüğünden beri tanıyorum. İçinde kimseye karşı kötülük yoktur. Neden yalan söylesin? Hem o kardeşin sayılır. Ve seni ablası gibi sevip kabullendi. Belki de gördüklerini yanlış anladı, olamaz mı? Gelinliği de mi? Seni üzerinde gelinliğinle görmüştü. O an üstünde gelinliğin varmış. Paro, keşke senin doğru söylediğine inanabilsem. Ama olmuyor. Asıl sorun bu. Bu işte. Abla. Allah sizi çabucak iyileştirsin baba. Dün gece bana söylediklerini düşündüm de bugüne kadar olanlardan pişman olduğuna inanıyorum, evet. Ve bana önem verdiğine, beni düşündüğüne inanıyorum, evet. Evet. Şimdi asıl soru şu. Seni affetmem için tam olarak neler yapabilirim? Ne istersen yapmaya hazırım. Ne istersen kabul edeceğim. Ne istersen kabul edeceğim. Yeter ki beni affet. Bence bunu iyi düşün. Düşündüm. Benden canımı bile istesen asla tereddüt etmem. O zaman gel benimle. Ne oluyor burada? Neden herkesi çağırdınız? Rudra bir şey söyleyecekmiş. Oğlum, ne oldu söyler misin? Merak etmeyin, söyleyeceğim. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Paro masum olduğunu kanıtlamayı ve benim onu affetmemi istiyor. Ben de bir karar verdim. Onu affedeceğim. Ama bir şartım var. Şartım ne mi? Ondan bir şey isteyeceğim. O da itiraz etmeden dediğim. Ancak o zaman özrünün ve pişmanlığının ve masumiyetinin sahte olmadığına yürekten inanacağım. Ancak o zaman. Hem kendisi de bana ne istersen yaparım dedi. Bu doğru değil mi Paro? Evet. Bu ana hepiniz şahitsiniz. Kendi rızasıyla bana
Evet. Yine ne oyunlar dönüyor? Evlenir misin? Ne oldu? Hani her şartı kabul ederdin? Cevabın ne? Söyle, evlenecek misin? Sümer'le. Evet mi? Hayır mı para? Ne? Nasıl yani? Şaka mı bu? Bu çocuk ne diyor? Oğlum böyle bir şeyi asla kabul etmez. Çantayı aç Sümer. Hayır, çantayı açmayacak. Çünkü o benim oğlum. Sen en sonunda delirdin herhalde. 300.000 rupya. 1.000.000 daha alacaksın. Biliyorum. Çandangarg'dan ayrılıp Jaipur'a yerleşme hayalin var. Bu hayalin gerçek olabilir. Bu kızla evlenecek ve onu alıp Jaipur'a götüreceksin. Hepsi bu. Rudra yeter artık. Sen çok oldun. Sümer benim oğlum. Oğlum alıp satılacak bir eşya değil. Ona bu şekilde davranamazsınız. Ne zaman evlenmeliyiz? Bana tarih ver. Hazırım. Bugün, özel bir gün. Akşama bitiririz. Tamam. Paranın geri kalanı ne zaman? Evlendiğiniz zaman. Kabul ediyorum. Anlaştık o zaman. Tamamdır. Damat bey hazır o zaman. Ya sen? Şimdi sen cevabını ver. Söyle. Ne oldu?
Hani canını bile verirdin. Ne oldu? Reddediyor musun yoksa? Özrün, pişmanlığın, döktüğün gözyaşları hepsi yalan mıydı? Bunu mu söylüyorsun? Hepsi yalan mıydı? Hayır. Yalan değildi. Kanıtla. Evlen onunla. Hem bu evden hem de hayatından sonsuza kadar çık. Reddedersen buradan yine de gideceksin. Seni hiç affetmeyeceğim. Ama eğer kabul edersen sana o zaman inanacağım. Tüm kalbimle affedeceğim. Düşün. Bir şey soracağım. Dinle. Senin gelinliğin duruyor mu? Onu giyersin. Ben de hemen bir adam bulurum. Yani bir peder. Bu evde herkes sağır dilsiz mi oldu anlamıyorum ki. Neden kimse bir şey söylemiyor? Biriniz konuşsanıza. Dur. Bir yere gitmek yok. Aklını mı kaçırdın? Anne böyle konuşma. Karşımda müstakbel eşim duruyor lütfen. Bana böyle hakaret etme. Şimdi sana bir tane patlatırım görürsün. O kızı eşim eşim deyip durma karşımda. Hem sen neden susup kaldın böyle? Yılan görmüş gibi bakıyorsun. Oğlumuz resmen hayatını mahvedecek. Durdursana. Burada yaşananların... Tek sorumlusu sensin Muhin. Ben ne yaptım ki? İkisini evlenmelerine ben mi söyledim? Suçun onu yetiştirme şeklin. Onu hep ne öğrettin? Para inançtan, evlilikten, hayattaki her şeyden önemlidir. Bugün parayla satın alınabiliyorsa... ...bunun sorumlusu sensin, başka hiç kimse değil. Şimdi böyle konular açıp tartışmanın ne yeri ne de zamanı. Bu düğüne engel olmak zorundayız. Eğer o ikisi evlenirlerse herkesin alay konusu oluruz. Büyük oğlum zaten soyumuzu devam ettiremeyecek bir kadınla evlendi. Küçük oğlum da bununla evlenmeye kalkıyor. Sorun nedir anne? Her şey yolunda. Sümer, ölsem senin umrunda olmayacak galiba. O yüzden bu kadar rahat davranıyorsun. Rudra karşımıza geçmiş, anlaşma teklif ediyor. Anne anlamaya çalış. Lütfen. Bak olaya şu açıdan bakmaya çalışır mısın? Biri sana buzdolabı ve yanında bir mikser veriyorsa, ikisi için de hiç para istemiyorum diyorsa ne yaparsın söyle. Hemen mağazaya koşup almaz mısın yani? Anne, duymadın mı? Elimize dünya kadar para geçecek işte. Nasıl hayır diyebilirim? Bana engel olmayın, onunla evleneceğim. Ne olursa olsun. Sümer beni dinle. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Yardımına çok ihtiyacım var. Rudra beni affetsin istiyorum. Ne yapacağım ben? Evlen benimle Parvati. Teklifi kabul et, evlenin.
Sümer ve Parvati harika bir çift olmayabilir. Kulağa öyle gelmeyebilir. Ama olsun. Ben idare ederim. Dur bekle, nereye gidiyoruz? Parvati. Dur, dinle. Seninle konuşmak istiyorum. Lütfen beni bir dinle. Bak biliyorum belki seninle başlangıçta pek anlaşamadık ama ben gerçekten güzel bir insanımdır. Güzelden kastımı anladın değil mi? Çekici bir adamım. Hem annem bana hep ne der biliyor musun? O kadar büyük bir kalbim varmış ki içine traktör bile park edebilirlermiş. Ama evet, şu anda bana çok kızgın. O yüzden sen onu dinleme, tamam mı? Her şeyi olay haline getirmeye bayılır. Dur dur. Dinle. Ben bunu anlaşma diye düşünmüyorum. Seninle gerçekten evlenip yuva kurmak istiyorum. Bak, benim gerçekten kocaman bir kalbim var, tamam mı? Üstelik göreceksin bak, sana iyi bir koca olacağım. Çok, sana kocaman bir ev yapacağım. Sonra malikanesi diyeceğiz. Taj Mahal kadar büyük bir ev. Suru ne demek biliyorsun değil mi? Sumer'in Su'su ve Paro'nun Ro'su. Evet, al sana Suru malikanesi. Söz sana o evi yapacağım. Hem sadece sana değil, topluma da bir sürü güzellik yapacağım. Çünkü benim kocaman bir kalbim var. Evet. Çandangard'da kimse için bir şey yapmıyor. Çok tuhaf. Ama ben yapacağım. Ve tabii umarım annem bütün hayallerime engel olmaz. Ama evlenip Jaipur'a gittikten sonra... İyi ama neden ağlıyorsun? Ben buradayım. Lütfen ağlama, dur. Müstakbel karımın gözlerindeki yaşları siliyorum. O evlenmeye daha razı olmadı. Evet ama ben ikna etmek üzereyim. Bunları evlendikten sonra yapmalısın. Şimdi git, hazırlıkları tamamla, hadi. Peki, sen nasıl istersen kardeşim. Her şeyin farkındayım ben. Onunla evlenmek istemiyorsun. Bu evden bir an önce gitmek istiyorsun. Ama onunla evlenmeyi istemiyorsun. Böyle düşünmüyor musun? Güzel kadın seni. Bilmiyor musun? Güzel kadınlara hiçbir zaman güven olmaz. Onlar kimseye sadık kalmaz. Teklifi reddet ve sonra da buradan git. Git hadi. Gözlerinin anlattığı hikaye kelimelerinden çok farklı. Bu oynadığın oyun çok ucuz bir oyundu aman. O kızı bu evde istemediğimi söylemiştim. Hem ne oldu da birdenbire her şeyi kabul etti? Aklı birden nasıl başına geldi? Amirim, ben onlara Parvati'yi o eve götürüyorum demedim kesinlikle. Size ne dediysem aynısını söyledim.
Bir kız var dedim, yardıma muhtaç ve onu... Efendim, umarım Parvati'yi evden uzaklaştırmadınız. Daha değil. Ama buradan gitmesi yakındır. Sen şimdi beni çok dikkatli dinle. Bu bağışladığım son hatandır ona göre.